Illustrator'daki hazır şekil araçlarının sonuncusu Star Tool. Star Tool'u da adından da anlaşılacağı gibi yıldız şeklinde nesneler, objeler oluşturmamıza yardımcı olur. Star Tool yine Rectangle Tool araç listesi içerisinde bulunur. Araç üzerine gelip mouse parmağınız çektiğinizde aracı seçmiş olursunuz. Aracı seçtikten sonra tıklayıp mouse'u sürüklediğinizde oluşmaya başlar. Tabi poligon aracındaki gibi objeyi İmleci sürükledikçe nesnenin etrafında bunun da açısını ayarlayabilirsiniz objeyi oluştururken. Klavyeden shift tuşuna basarsanız tam karşınızda duran bir yıldız, düz bir şekilde bir yıldız şeklini alacaktır. Bu yıldızları oluştururken önemli bir diğer noktada klavyedeki yukarı aşağı yön tuşlarına basarak yıldızların kollarını artırıp azaltabilirsiniz. Bu artırıp azaltma işlemleriyle farklı yapılı nesneler oluşturmak mümkün. Tabii bu, bu yıldızları oluşturduğumuzda şöyle de bir yapı karşımıza geliyor. Yıldızın her bir kolu için e, kolun başlangıç noktasının merkezi olan yakınlığı ve tam tepe noktasının merkeze yakınlığı. Bu iki ayarlamayı da yine nesneyi oluştururken az önce de söylediğimiz gibi yukarı aşağı yön tuşlarıyla bu kolların sayısını artırıp azaltıyorduk. Klavyeden PC kullanıcıları, kontrol, Macintosh kullanıcıları komut tuşuna basarak Sürüklediğinizde artık nesneyi oluşturmayı değil, nesneyi biraz daha yapısını değiştirmeye başlıyorsunuz. Bu kolların daha uzun olmasını, uygun bir gradyan verildiğinde bir parlama efekti olabilir veya daha düşük bir seviyede olmasını sağlayabilirsiniz. Yine diğer araçlarda da olduğu gibi araç seçiliyken, yani Start Tool seçiliyken çalışma yüzeyiniz üzerinde herhangi bir noktayı tıkladığınızda star penceresi açılacaktır. Radius 1 şuradaki noktayıdan bahsediyor ve radius 2 de tam tepe noktası bu iki noktanın uzunluğunu şu anda biz vereceğiz. Alt tarafta da point yani kaç koldan oluşacağını burada değerini verebiliriz. Örnek olarak 15 mm'ye 35 mm'ye. 10 kol değil de 8 koldan olursun. OK butonuna basıyorum ve vermiş olduğumuz değerlere göre bir obje oluşturmuş olduk.